Merhaba ben Enes. Xiaomi markası zengin kulaklık çeşitliliğine bir yenisini daha kattı. Daha önce AirDots serisinin hepsini incelemiştim ve detaylı bir şekilde karşılaştırmasını yapmıştım. Bugün inceleyeceğimiz model ise Xiaomi Redmi Buds 3 Lite modeli. Bazı bölgelerde gençlik modeli olarak da geçiyor bu model. Kulaklıklar küçük yapısı ve sportif tasarımıyla dikkat çekiyorlar. Bu modelin iki farklı versiyonu daha bulunuyor. Birisi düz olan silikonsuz bir model, diğeri ise Pro modeli. Bu Pro modelinin çift cihaz desteği ve aktif gürültü engelleme özelliği de bulunuyordu ve incelemesini kanalımda gerçekleştirmiştim. Lite modeli de adından anlaşılacağı üzere biraz daha özellikleri azaltılmış bir model. Kulaklığın güncel fiyatına bakabilmeniz için satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Gerçek indirim, fırsat ve kuponları paylaştığım Telegram kanalıma buradan katılırsanız çok sevinirim. Yeni videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi isterseniz detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Kulaklık bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Yanından iki farklı boyda kulak silikonu ve tip C şeklinde bir şarj kablosu geliyor demek isterdim ancak maalesef bu kulaklığın yanında tip C şarj kablosu koymamışlar. İlginç bir şekilde tam kablosuz kulaklıklar ilk çıkmaya başladığı zamanlar maliyetten biraz kaçınmak için tip C kablo koymuyorlardı ancak yeni bu modelde de tip C kablo koymamışlar. Yani burada kendi telefonunuzun kablosunu kullanmanız gerekiyor. Bendeki Çince versiyonu, bunun bir de global versiyonu bulunuyor. Yanında Çince bir kullanım kılavuzu geldi bende. Burada da gördüğünüz gibi alt kısımda Çince bir yazı bulunuyor. İlk olarak kutuyu elimize aldığımız zaman bu şekilde uzunlamasına bir yapıda ve kutu da gayet ufak ve kenarları ovalleştirilmiş. Bu şekilde alt kısımda tip C bir şarj kablosu bulunuyor. Kutuyu bu şekilde açıyorsunuz. Kapak bir miktar sert. Yani malzeme kalitesi gayet hoş kapağın. Bu şekilde sonuna kadar açılıyor ve kulaklıkları buradan rahat bir şekilde alıyorsunuz. Herhangi bir şekilde kapakta sensör bulunmuyor. Yani kapağı kaldırdığınız zaman kulaklıklar açılmıyorlar. Bu şekilde kulaklıkları yerine kaldırdığınız zaman direkt bulunabilir moda geliyorlar. Şu kısımlarda ledler bulunuyor ancak bunlar sadece bulunabilir moddayken yanıyor. Yine kutu tasarımı daha önceki Redmi serilerinden epey farklı ve daha ergonomik yapıda. Kutunun üzerinde bir gösterge bulunuyor ancak bu göstergeden kutunun ne kadar şarjının kaldığını öğrenemiyoruz maalesef. Şöyle gördüğünüz gibi kulaklıklar oldukça küçük yapıdalar. İç kısımları da ergonomik olarak tasarlanmış. Yine şu kısımda bir silikon da bulunuyor. Bunun yedeği de geliyor kutu içerisinden. Bu şekilde bunu buradan çıkartıyorsunuz ve bu şekilde tekrar takabiliyorsunuz. Tam olarak şu orta kısımlarda dokunmatik alanlar bulunuyor. Buradan kulaklığı kontrol ediyoruz. Yine şu kısımlarda da mikrofonlar konumlandırılmış. Kulaklık diğer Redmi serilerine göre çok daha ergonomik yapıda. Bu serideki kulaklıklar çok ergonomik olmadığı için kulağı yerleştirmek bir miktar daha zor olabiliyordu. Yani yan sokup sonra düz çevirmek gerekiyordu. Yalıtım açısından da çok başarılı değildi bu tasarım. Bu top tasarım küçük yapısıyla ve ergonomik tasarımıyla yine şu kısmın da kulaktaki duruş sağlamlığına etkisi önemli ölçüde var ve gayet konforlu olduklarını söyleyebilirim bu modellere göre. Yine burada da epey ilginç tasarımda Pro modeliyle bu şekilde bir farklılığı bulunuyor. Teknik özelliklerine baktığımızda Bluetooth 5.2 ile birlikte geliyor Lite modeli. Son ses seviyesini alarak yaptığım testte burada gördüğünüz sürede müzik çalabildi. Fabrika verileri 5 saat, yine kutuyla birlikte de 18 saat boyunca kullanım imkanı sunuyor bize. Suya dayanıklılık seviyesi olarak da IP54 bulunuyor bu kulaklıkta. Yani yağmur sıçramasına karşı ve tere karşı dayanıklı. Kulaklık yalıtım açısından oldukça başarılı. Kulağın içerisinde iyi bir şekilde girdiği için çevre sesleri pasif bir şekilde engelleyebiliyor. Yine siz müzik dinlerken de sesi dışarıya en az veren kulaklıklardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir kulaktaki duruş sağlamlık testi yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi. En ufak bir oynama dahi olmadı. Yani spor yaparken de çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Bazı kulaklıklarda bulunan müzik çalmıyorken 3-5 saniye boyunca dip ses denen tıs beyaz gürültü de deniyor bu sese. Böyle bir durumla bu kulaklıkla karşılaşmadım. Kontrol kısmına geldiğimiz zaman kulaklığı burada gördüğünüz gibi kontrol ediyoruz. Ses arttırıp azaltma hariç diğer kontrol imkanları bu kulaklıkta bulunuyor. Oyun modunu açma biraz değişik olmuş bu kulaklıkta. İkisini birden basılı tutuyorsunuz, oyun modunu açıyorsunuz ve ikisini birden tekrar basılı tutarak oyun modunu kapatıyorsunuz. Kulaklık küçük yapıda olduğu için yani çıkartıp takarken yanlış basabiliyorsunuz ancak hani tek basmada herhangi bir komut olmadığı için o açıdan iyi olmuş. Yine her iki kulaklığı da ayrı ayrı olarak kullanabiliyorsunuz. Merak edilen ses performansına geldiğimiz zaman kulaklığın herkesin sevebileceği bir ses karakteri bulunuyor. 6 mm'lik driver kullanılmış. Son ses seviyesi oldukça yüksek diyebilirim. Yani en yüksek ses veren kulaklıklarla benzer. Ben son ses seviyesinde müzik dinleyemedim. Bassları tam olması gerektiği kadar tizleri ezmeden verebiliyor basslarını. Vokalleri yeteri kadar önde. Enstrüman ayrımı iyi seviyede. Ses çözünürlüğü yine yurt dışı fiyatına göre kabul edilebilir. Yine Xiaomi'nin 2S modeliyle bir karşılaştırdığım zaman 2S modeline göre son ses seviyesi daha yüksek. Vokal
Royale ve Tizler'de Lite modeli biraz daha iyi. 2S modelinin ise daha yumuşak bir sesi bulunuyor ve daha bas kısmında içi dolu bir bası var. Enstrüman ayrımı olarak da az farkla Lite modeli 2S modelinden önde. Türkiye fiyatı açısından benzer olan Edifier'ın X3S modeliyle bir karşılaştırdığım zaman son ses seviyesi açısından oldukça benzer iki kulaklıkta. Bas olarak X3S modeli daha önde. Yine detay ayrımı açısından ve sahne genişliği açısından da X3S modeli Lite modelinden daha başarılı. Genel olarak Lite modelinin oldukça yüksek son ses seviyesi bulunuyor. Basları tizleri ezmeden verebiliyor. Orta seslerde yani midlerde bir miktar geri kalıyor. Kulaklığın Türkiye fiyatı bir miktar yüksek, yani Türkiye fiyatına göre kıyasladığım zaman bu fiyatlara daha iyi ses kalitesi modeller alabiliyorsunuz. Ancak hani yurt dışı fiyatına göre kıyasladığım zaman kabul edilebilir seviyede bir ses kalitesi sunuyor bize Lite modeli. Şu an sesimi Redmi'nin Buds 3 modelinden duyuyorsunuz. Arka kısımdan araçlar geçiyor. Sesime odaklanabiliyor mu? Rüzgar esiyor bu yandan. Şu bölümde okul bulunuyor. Epey gürültülü bir ortam şu an burası. Özellikle rüzgar şiddetini bir miktar daha arttırdı. Özellikle bu şekilde bekliyorum ki araç seslerini ne derece yansıtıyor, sesini ayıştırabiliyor mu, mikrofon performansını nasıl olduğunu daha net bir şekilde gözlemleyelim. Şimdi isterseniz diğer bir modele doğru geçiş yapalım. Evet, şu an sesimi Redmi AirDot 3 modelinden duyuyorsunuz. Aynı mekanda Redmi AirDot 3 modeliyle bir görüşme yaptığımız zaman sesimiz karşı tarafa bu şekilde iletilecek. Rüzgar bir miktar durdu bu arada. Şimdi bir diğer modele doğru geçiş yapalım. Şu an sesimi Redmi AirDot 2S modelinden duyuyorsunuz. Eğer ki video işinize yararsa beğenmeyi ve her hafta yeni yüklediğim videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Redmi AirDot 2S modelinin mikrofon performansı bu şekildeydi. Şu an Redmi Buds 3 Pro modelinden duyuyorsunuz sesimi. Yine gürültülü bir yerde Redmi Buds 3 Pro modelinde bir görüşme yaptığınız zaman sesimiz karşı tarafa bu şekilde iletilecek. Şu an sesimi Redmi Buds model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Kapalı ve sessiz bir odada görüşme yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde iletecek. Şu an sesimi yine kapalı ve sessiz bir odada Redmi AirDot 3 modelinden duyuyorsunuz. Redmi AirDot 3 modeli. Şu an sesimi Redmi AirDot 2S modelinden duyuyorsunuz. Aynı ortamdayım. Bu arada tüm bu Redmi modellerini karşılaştırdım. Videoyu izlemek için buradaki i'ye basabilirsiniz. Çok fazla AirDot modeli oldu son dönemde. Şu an sesimi AirDot Redmi 3 Pro'dan duyuyorsunuz. Kapalı ve sessiz bir odada görüşme yaptığınız zaman sesinizi Redmi AirDot 3 Pro modeli bu şekilde iletecek. Evet, şimdi buradaki Bluetooth hoparlörü açtım ve Redmi'nin Buds 3 model mini tam kablosuz kulaklığından gürültülü ve yoğun bir kafe ortamında görüşme yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa bu şekilde iletecek. Şimdi bir diğer modelimize doğru geçiş yapalım. Yine gürültülü kafe ortamındayız. Redmi'nin AirDot 3 modelinden yoğun bir gürültülü kafe ortamında görüşme yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde iletilecek. Şimdi yine AirDot 2S modelindeyiz. Gürültülü kafe ortamında AirDot 2S modelinden bir görüşme yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde iletilecek. Gürültülü kafe ortam sesini açtım ve Redmi AirDot 3 Pro modeli. Lite modelinde NNC olarak bir gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Diğer AirDot serileriyle karşılaştırdığımız zaman onlardan daha iyi bir mikrofon performansı aldım bu kulaklıktan. Yani görüştüğüm kişiler çevredeki sesleri
duyabildiler. Ancak hani sesini alamıyoruz veya anlaşılamama gibi bir durumla karşılaşmadım. Yani burada bu kadar küçük yapıda olmasına rağmen ve ağzınıza da epey uzak olmasına rağmen bence mikrofon performansı gayet hoş. Buds 3 Lite modelinde bir oyun modu da bulunuyor. Oyun modu açık ve kapalı bir şekilde yaptığım gecikme testinde gecikme sürelerini burada görüyorsunuz. Oyun performansı açısından oyun modu olan kulaklıklarla benzer bir gecikme süresi sunuyor bize. Günlük kullanımda ise herhangi bir şekilde bir ekstra gecikme yok. Bluetooth 5.2 kullanılıyor özellikle bu kulaklıkta. Evet, genel olarak bir toparlayacak olursak bu kulaklığın yurt dışı fiyatı yaklaşık olarak 20-25 dolar arasında değişiyor. Maalesef dolardan dolayı tüm tam kablosuz kulaklıkların fiyatı ciddi manada arttı. Yani bu kulaklık Türkiye'deki satış fiyatıyla birlikte oldukça fazla rakibi var. Ancak hani ben şu an bir marka bir tam kablosuz kulaklık almak istiyorum. Özellikle küçük tasarımda ve kulağa iyi bir şekilde oturan son ses seviyesi yüksek bir kulaklık almak istiyorum diyorsanız eğer bu modeli değerlendirebilirsiniz. Hani benim gördüğüm eksileri bir kızılötesi algılayıcısı bulunmuyor. Yine bir uygulaması yok bu kulaklığın. Yine top tasarımda olmasına rağmen ortalamanın üzerinde bir mikrofon performansı sunuyor çevre sesleri ne kadar karşı tarafa aktarsa da. Özellikle küçük yapısıyla ve küçük kulaklık tasarımıyla hani kulakları biraz daha küçük olan kişilere hitap ediyor bu model. Zaten Çin'deki çıkış ismi de gençlik versiyonu, yani daha çok yaşı küçük olan kişilere hitap ediyor bu kulaklık. Siz kulaklık hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncel fiyatına bakabilmeniz için satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. İndirim fırsat ve kuponları paylaştığım Telegram kanalıma buradan katılabilirsiniz. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.